yaptım sana? Baban ne yaptı yine? Ya bizden saklamana gerek yok Yıldız abla. Gördük, bağırıyordu yine. Bak sen hiç merak etme. Biz bu saçmalığa son verip bütün tezgahı toplayacağız, tamam mı? Evet evet. Yani seni kızdırması için bizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Evet, affet bizi. Bak biraz sonra her şeyi toplar gideriz. Yeter ki sen bize küsme Yıldız mam. Bağ anne demeyin. Ay bize o kadar mı kızdın Yıldız anne? Bağ anne demeyin. Bağ anne demeyin. Daha hala hayatta bir anneniz varken bağ anne demeyin. Yani tamam da bu bir tane doktordan alınan bir tane rapor. Başka doktora gitmedin mi sen? Ben sana ne diyorum Kuzey? Gitmediğim doktor hastane kalmadı. Hatta bu raporlarım yurt dışına bile gönderildi. Tamam. Mutlaka bir şey söyleyen bir doktor bulacağız, sen merak etme. Gerçekten bu kadar çok mu istiyorsun yaşamamı? Babam! Kızlar. Ver çabuk onu bana. Kızlar hiçbir şey bilmeyecek. Şöyle bilmeleri lazım. Hayır. Dert. Senin ne işin var burada? Kızım biz babanla sohbet ediyor olamaz mıyız? Ya olabilirsiniz tabii de siz bunu bayağı bir önce bırakmamış mıydınız? Demek ki bazı şeyler öyle kolay kolay bırakılamıyormuş. Ayrıca arada siz olduğunuz sürece biz babanızla kopamayız. Ölene dek. Gidiyorum ben. Baba, bize söylemediğin bir şey mi var? Yok bir şey. Yok yok, kesin var. Yıldız abla da ağlıyordu zaten. Kızım yok bir şey dedim. Tamam, Yıldız ablayla kavga etti. Ama burada ne işi var? Ay vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Düşünsenize, babam Yıldız abla için anneme akıl almaya gelmiş. Artık. Kızlar, orada öyle dikilip duracak mısınız? Hadi içeri gelin, kek yaptım. Yiyelim soğumadan. Yok anne ya, biz babamın yanına gidelim. Babanızı bir süre rahat bırakın. O akşama kadar anca kendine gelir. Hadi dikilip durmayın orada, hadi. Her şey fazla normal değil mi ya? This is Ordu sistem. Burada her şey mümkün. Tam bir yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum. Gitmediğim doktor, hastane kalmadı. Ama maalesef. Ameliyat olsam bile kurtulma şansım yok denecek kadar azmış. Almış işte ama ha, değil mi? Vallahi biraz çıktı yani şey. Ana kız. Kuzey değil mi kuzum? Ne yapıyordu? Oh! Pompa! Ne oldu lan, hayırdır? Karadeniz'de köfte tezgahı mı battı? Gemiciyle bıraktı, köfteciliğe başladım. Ya. Hakkı Kuzey ya, ne oldu? He? Kara kara ne düşünüyorsun böyle? Ana, benim de dediğim laf yani. Yıldız'la mı çekiştiniz gene? Hakkı oğlum, dilin mi tutuldu? Konuşsana, anlatsana. Ben büyükü nasıl kaldıracağım daha iyi de? Aman, dert ettiğin şeye bak Kuzey ya. İki güne varmaz, barışırsınız. Onu demiyorum. Kızlara nasıl söyleyeceğim annelerin? Anam. Öğrendin demek. Ne oldu? Yıldız dayanamadı söyledi değil mi? Neyi, neyi söyledi? Kime söyledin? Ne oluyor yine? Ne oldu? Şırtanın gideceği olduğunu öğrenmiş. Onu diyor. Kız kadın komple yerleşti buraya. Nereye gidecek? Çivi çaktı buraya. Gitmez o. Başka bir yere gidiyor seferim. Döngüşü olmayan bir yere. Öteki tarafa. Hakikat mı kız yani? Temelli mi gidiyormuş? O ev.
öyle iddia ediyor. Güya 6 aylık ömrü kalmış. Tedavisi neyin de yokmuş. Bir de gitmiş Yıldız'a demiş. Aramızdan çekil, ben gidiyorum, ölüyüm demiş. Yıldız'ın da saf kalbini yapsın, inanmış. Yüre ev. Yılan ya, vallahi bu şırtan büyük yılan ha. Şeytanın aklına gelmez kız. Dur sen dur. O şırtan ipliğini pazara çıkaracağım ben. O şırtansa benden Naide kadı oluyor. Ne diyorsun sen Naide ya? Ben mi? Kuzey, yolsam sen bu şırtana inandın mı? Ya gerçekse? Ha? Yarın öbür gün ölürse kadın ne yapacaksın? Benim kızlarım anasız kalırsa ne yapacaksın? Utanacaksın mı? Doğru değil Naide, pampam doğru değil yani. Teessüf ederiz Naide yani. Hadi öyle bir şey varsa ne olacak? Utanmayacağım mı yani? Ya siz bu karıyı hala tanıyamadınız mı ya? Ya bu kadın her şeyi yapar, her şey için her şeyi yapar. Naide! Acımı paylaşmıyorsan bile lütfen saygı duy. Yoksa kalbini kırarım. Allah Allah, yeter 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 ya. Gerçekten yeter yani. Pampam'ın acısına saygı duy, ayıptır yani Naide. Pampam benim. Sen bana için dökebilirsin. Rahat rahat konuş benimle, gel. Helal olsun size. Şu kötü günümde çok güzel destek oldunuz bana. Helal olsun. Oğlum geldim yanına otur. Kuzey! Kuzey! Bravo Naide ya. Vallahi bravo. Adamı düşündüm, hale bak yani. Sefer. Mutlu musun şu anda? Şimdi bana gelecekleri. Uncumu senden alarak sus. Kuzey! Naide buraya gelir misin? Naide buraya... Tamam ben geliyorum. Kim bilir ya? Ne öyle? Ne demek kim bilir ulan? Sen bileceksin tabii. Ben bilemiyorum efendim. Ya bu yazılar sandığımdan da eski. Farsça'ya hakim biri lazım. Ha, bir dil bilimciye falan mı danışsak? Lan senin bu koca gövdene bu kellen ağır mı geliyor lan ha? Niye ki efendim? Ne demek niye ki? Bir de sorayım ne demek niye ki? Ya bu dil bilimci dediğin adam babanın oğlu mu? He? Nasıl güveneceksin de soracaksın. İşte babamın kızı da geliyor. Baba. Kamer hem babamın kızı hem de Farsça biliyor. Ben hepten unuttuydum ya onu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor? Hayırdır, niye öyle bakıyorsunuz bana? Baba. Ne saklıyorsun sen orada? Hiçbir şey saklamıyorum. Bak eller boş. Bak. Ayakta kaldınız ya. Hadi gelin. Gelin geçin oturun. Kamer. Geç kızım geç. Gel. Poyraz gel sen de. Sen Yaşar amcanın yamacına otur. Sen de benim yamacıma gel. Tamam baba. Dikkat et yavrum. He. Aman. Eyvallah. Aman. Siz iyi misiniz ya? İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Şimdi Kamer kızım benim. Bak yavrum. Yaşar amca sana bir şey gösterecek. Gösterecek. Gösterecek dedim ulan. Hadi bakalım sen de göster kayınbabana marifetlerini. Yani nasıl güzel parça okuduğunu görsün bakalım Yaşar baba. Yaşar, göster. O ne? Bu yol haritası. Ne yolu? Sar İpek yolu. Her şeyi öğrenmek zorunda mısın sen ya? Bu Ordu'da bir yer. Burası şey. Ne? Yani burası mezarlık. Hangi mezarlık? Ya baba bizim bütün sülalenin yattığı mezarlık var ya orası burası tam. Ya abla versene şunu ya tam bakamadım. Tamam senin baktın yeter gelsin biz buluruz ya şey. Allah Allah. Ya siz ne çeviriyorsunuz Allah aşkına? Ne oldu? Ne haritası bu? Vallahi üstüne define yazıyordu. Ne? Define mi? He. Hem de Büyük Selçuklu Sultan'ın definesi. Oh. Ya ne var pembişim? Kamer sonuçta babamızın kızı. Bu da damadı. Bir dakika. Şimdi basmaya ortada bir define var yani öyle mi? Evet. Hayır. Evet mi hayır mı? Hayır evet yani. Hayırmış.
aşk olsun baba ya. Şeref babam damadından bile böyle bir şey saklamıyorken sen öz evladından saklıyorsun öyle mi? Sağ diyecek bir şey bulamıyorum baba. Ya yavrum bak öyle değildi. Yani biz yani paradan sakındığımızı hiç sanmayın yani Poyraz oğlum. Biz sizi sakınıyoruz aslında. Ya babacığım çok ince düşüncelisin ama yemedik. Yesin yavrum niye yemeyiniz? Bakın bu defineden haber olan herkesin kellesi koltukta. O yüzden yani biz sizi korumak isteyiz sadece. Selamun aleyküm. Şişt, haritadan kimsenin haberi olmayacak. Ulaşıldı mı? Aleyküm selam. Hayırdır? Ne konuşuyorsunuz öyle fıs 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 fıs? Havadan sudan, damdan bayırdan. Laf ola beri gel. Değil mi? Ha? Ha, öyle öyle. Her şey havadan sudanmış meğersem. Hiçbir şeyin kıymeti neyin yokmuş. Ne diyor? Hem siz yaylada olmayacak mıydınız? Ne işiniz var sizin burada bağlım? Babacığım size çok güzel bir haberimiz var. Ne haber ola hayırdır? Şule Şırtanı temelli gidiciymiş. Anam. Oh, vallahi mı? Ana, desenize temelli İstanbul'a gidiyor. ne zaman gidecekmiş? Davet filan verelim, kuzu filan çevirelim. Ya kuzuya neyin gerek yok. Helva kavursanız yeter. Hatta dört kolluyu da hocayı da ben kendim ayarlar. Ne helvası ola? Ne hocası sen? Ne dört kollusu sen ne diyorsun ola? Nadem gördün bak. Güzel haber alınca hepsi dondu kaldı heyecandan bak. Hış ula hış. O şırtan dediğin var ya o şırtan. Benim torunlarımın anası o. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Vay de Sefer doğru mu diye kız? Şimdi benim yeğenlerim anasız mı kalacak? Aman yok kız ya. Şırtan yalanı işte. Öleceğim ayağına kızıya yamanmaya çalışıyor. Bu böyle mi söylenir ula? Yüreğimizi ağzımıza getirdin. Evladım olarak sana teessüp ediyorum yani. Gerçekten şu an var ya şoklar aletler içindeyim ya. Tebrik ederim sizi ailecek yani. Allah Allah. Allah Allah. Şuna bak ya bütün yalanları bir şırtan söylüyor. Bütün şeyini biz çekiyoruz acısını bunun. Bu nedir ya bu? Bunlar bizi iyice günah kestirmelemiş. Ailecek. Ya vallahi gidelim ya kendi ayarımıza insanlarla takılak yani. Yürü yavrum. Yürü. Allahsızlar. Söylediniz mi kızlara? Ne zaman söyleyeceksiniz Kuzey? Anneleri vefat ettiğinde mi? Şule bilmelerini istemiyor. Yıldız bana bir akıl ver, nasıl söyleyeceğim? Sen söylemeyeceksin. Şule söyleyecek. Söylemeyeceğim diyor, bilmesinler diyor. Sen ne zamandan beri Şule'nin söylediklerini yapmaya başladın Kuzey? Ha? Doğru olanın ne olduğunu biliyorum. Git Şule'yi ikna et. Çok erken bir yıl. Anneleriyle yaşamalarıyla iken onca şey varken. Ben nasıl üstesinden geleceğim? Kendine gel Kuzey. Yasını sonra tutarsın. Şu an kimseye bir şey olduğu yok. Kızlarım hayattaki en büyük acıyı yaşarken ben hiçbir şey yapamayacağım. Bir babanın kızlarının yarısını saramaması ne demektir biliyor musun sen? Saracaksın Kuzey. Saracaksın. Onların hem annesi hem de babası olacaksın. Ama şu an bunu düşünmen için çok erken. Onların daha hala bir anası var. Baba Kuzey. Eğer şimdi gidip kızlara her şeyi anlatırsanız... yarın kızlar sadece annelerinin yasını tutacaklar. Ama anlatmazsanız hem annelerini hem de babalarını kaybetmiş olacaklar. Seni affetmezler Kuzey. Güçlü ol. (Gülüyor)
kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama. Bir şey mi oldu? Hani kızlarla bir şey konuşacaktık ya Kuzey, baş başa. Benim zaten işim vardı. Aa, ne konuşacaksınız ki bizimle? Geçin oturun kızım. Anne. Baba. Söylemeyecek misiniz? Söyleyeceğiz kızım. Ya ne oluyor ya? Çatlatmasanıza insanı. Baba. Yani size diyoruz, duymuyor musunuz? Tamam kızım. Anneniz söyleyecek şimdi her şeyi. Gel kızım. Hatırladınız mı? Ağaç kabuğu bu. Yıllar önce siz daha küçücükken hep beraber ailecek Bursa'ya geziye gitmiştik. Orada 600 yıllık bir tarihi çınarla karşılaşmıştık. O kadar yaşlıydı ki kendi dallarını bile taşıyamıyordu. Böyle demirlerle ona destek olmuşlardı. Siz bir ağacın 600 yıl yaşayabileceğini bir türlü inanamamıştınız. Keşke sen de o kadar çok yaşasan demiştiniz. Ne diyorsun anne? Ben de size hiç kimse 600 yıl yaşayamaz. Ama ömrüm yettikçe sizin yanınızda olacağım demiştim. Ha, senin niyetin şimdi anlaşıldı. Anneciğim lafı dolandıracağını dümdüz söylesene. Yine nereye gidiyorsun? Sen de ağaçtan bunu koparıp vermiştin bana. Çınar'ın ölümsüzlüğü sana da bulaşsın anne demiştim. Ama işte kimse ölümsüz olamaz. Anneler bile. Ne demek istiyorsun? Neden anlatıyorsun bunları bize? Çünkü... Çünkü ölüyorum. Ne? Ne? Beynimde bir tümör var. Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Ama maalesef ameliyat edilemiyor. Nasıl yani? Ne demek ameliyat edilemiyor ya? Edilemiyor işte. Yani edilse bile o ameliyattan uyanma şansım yokmuş. Ya da bitkisel hayatta kalma ihtimalim çok yüksekmiş. O yüzden ben de kalan son aylarımı sizinle birlikte geçirmek istedim. Son aylarımı mı? Baba annem ne diyor? Doğruyu mu söylüyor? Yalan. Yalan. Yalancısın. Sen yalan söylüyorsun. Yine bir yerlere gideceksin ve bunu bahane ediyorsun. Böyle yalan söylenir mi? Keşke yalan olsaydı kızım. Ben bir yıldır uğraşıyorum. Artık ikna oldum tedavi olamayacağım. O yüzden sadece sizlerle zaman geçirmek istiyorum. O zaman niye geldin? Ha? Biz alışmıştık sensiz diye. Annemiz bizi bırakıp gitti demiştik. Neden yine kendini sevdirdin? Niye? Yalan bırak ya. Şundaki rahatlığı görmüyor musun? Sanki turistik geziye gelmiş de gidecekmiş gibi bahsediyor. Sen oyun oynuyorsun. Sen oyun oynuyorsun. Hepimize, buradaki hepimize sen oyun oynuyorsun. Niye? Sana acımamızı istiyorsun değil mi? Sırf bu yüzden oyun oynuyorsun bize. Kızım, şu saatten sonra bana acımayacağınızı biliyorum. Tek istediğim sizlerle birlikte olmak.
Sen nasıl böyle bir şeyi kabul edebiliyorsun anne? Şu an gayet iyi ve sağlıklı görünüyorsun. Nasıl hemen pes edebiliyorsun? Pes ettiğimi kim söyledi? Bunun kolay olduğunu kim söyledi? Her sabah aynaya baktığımda ölümü görüyorum ben. Siz hiç yaşlanamayacak olmak demek ne demek biliyor musunuz? Anne. Ben biliyordum zaten bir gün herkes gibi öleceğimi biliyordum. Ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Ben o 600 yıllık çınar gibi yaşamak isterken toprağın altına girmek istemiyorum. Sizlerle bu kadar çok yaşayacak şeyimiz varken ben sizi kaybetmek istemiyorum. Anne. Anne bak sen bizi asla kaybetmeyeceksin tamam mı? Biz buna izin vermeyeceğiz tamam mı? Anne. Özür dilerim. Sen de bulaşsın anne demişti. Ama işte kimse ölümsüz olamaz. Annem Hermine. Ne demek istiyorsun? Neden anlatıyorsun bunları bize? Çünkü ölüyorum. Ne? Ne? Yalan. Yalan. Yalancısın. Sen yalan söylüyorsun. Yine bir yerlere gideceksin ve bunu bahane ediyorsun. Böyle yalan söylenir mi? Her sabah aynaya baktığımda ölümü görüyorum ben. Siz hiç yaşlanamayacak olmak demek ne demek biliyor musunuz? Anne. Ben o 600 yıllık çınar gibi yaşamak isterken toprağın altına girmek istemiyorum. Sizlerle bu kadar çok yaşayacak şeyimiz varken ben sizi kaybetmek istemiyorum. Anne bak sen bizi asla kaybetmeyeceksin tamam mı? Biz buna izin vermeyeceğiz tamam mı? Anne. Yanmamış. Ben sana neler ettim?
sende kalmamış. Böyle gitmek mi olur da yüreğin hiç yanmamış. Oy oy dertlerim, ben sevgime ağlarım. Yakar sevda ateşi yar, bağrıma taş basarım. Oy oy dertlerim, ben sevgime ağlarım. Yaktı beni bu sevdalık, hem söylerim ağlarım. Yakar beni bu sevdalık, hem söylerim ağlarım. Kader böyle değildi da gittin de ne oldu yar. Eller bile ağladı da yüzün hiç güldü mü yar. Oy oy dertlerim, ben sevgime ağlarım. Yakar sevda ateşi yar, bağrıma taş basarım. Yaktı beni bu sevdalık, hem söylerim ağlarım. Yakar beni bu sevdalık, hem söylerim ağlarım. Yaktı beni bu sevdalık, hem söylerim ağlarım. Yakar beni bu sevdalık, hem söylerim ağlarım. Yaktı beni sevdalık, hem söylerim ağlarım. Yakar beni bu sevdalık. Yıldız. Teşekkür ederim. Allah aşkına nereye gidiyorsun? Kadarmış. Aa, Yıldız abla hoş geldin. Gelsene çay koyduydum. Beraber kahvaltı ederek. La abla. Bak niye dara abalıyorsun? Hayırdır? Hayır Şükrü, hayır. Bir şey 50 kere dersin olurmuş. Temelli gidiyorum. Temelli mi? Nasıl? Ya etme abla. Baba kız arasında olur böyle kavgalar. Ya inadına yenilip de düşme yollara. Eninde sonunda barışacaksınız. Etten tırnak birbirinden ayrılmaz. He. Öyle değil Şükrü. Bildiğiniz gibi değil. Lan ne diyorsun abla? Biri bir şey mi dedi sana? La söyle bana, gideyim hesap sorayım ondan. Siz abi birbirinize sahip çıkın, o bağ yeter. Ama abla. Aması maması yok Esma.
Ben artık sığamıyorum ha buralara. Gitmem lazım. Haydi, mandıra size emanet. Sen merak etme ablam. Gözün arkada kalmasın. Ama kendine dikkat et. Tamam ula tamam ha. Tamam hadi dağılın ha. Dağılın tamam. Dünyanın öbür ucuna gitmiyorum ya. Haydi. Allah'a emanet ol. Sen de abla. Hayırdır, nereye Yıldız? Şehre gidiyorum. Ha, benim yüzümden mi? Kimsenin yüzünden değil. Öyle biraz buralardan uzaklaşsam iyi olacak. Tamam tamam, bak bu köfte tezgahı yüzündense vallahi hiçbir şeyine karışmayacağım, köftelerini de çalmayacağım. Ne alakası var? Ben daha böyle şeylere pabuç bırakacak kadın mıyım? Evet, biliyorum ben de. Onun için şaşırıyorum mavişim. Ben bir süre buralarda olmasam iyi olacak. Sen de kızlarınla ilgilenirsin. Yaşadıkları, yaşayacakları hiç kolay olmayacak. Tamam ben kızlarımla zaten ilgilenirim de bunun seninle ne alakası var? Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne yapacaksın? Sen beni merak etme, ben başımın çaresine bakarım. Haydin selametle. Yıldız! Ya tamam, biliyorum. Sen de çok üzülüyorsun. Ama bir kere de cezayı kendine kesme ya. Ben cezayı kendime kesmiyorum. Benim varlığım şu an sadece kafa karıştırır. Sen kızlarınla ilgilen. Gerisi hallolur. Yahu senin varlığın hiçbir şeye engel olmuyor. Ben kızlarımla yine ilgilenirim. Sen ne yiyeceksin, ne içeceksin? Otur oturduğun yere. Kuzey, bak bana ne yapacağımı söyleme. Belki ben yalnız kalmak istiyorum. Ama belki daraldım, bunaldım, daraldım. Olamaz mı? Belki ben de daraldım, bunaldım, daraldım. Olamaz mı? Ama ben bir yere kaçmıyorum. Benim de bir yere kaçtığım yok. Az biraz nefes alacağım diyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Ben sana evin anahtarını vereyim. Sen git bende kal. Hem ben sana borç veririm. Tek başına böyle vakit geçirirsin. Kafam dağıtırsın. İstemiyorum. Ben halledeceğim diyorum sağa. Ya neyi halledeceksin? Kimden alacaksın parayı? Ne yiyeceksin? Nerede kalacaksın? Ya sen beni hiç tanımamışsın ha. Sen beni hiç tanımamışsın. Ben taşı sıksam suyunu çıkarır yine de kendi ayaklarımın üzerine dururum efendim. Kimseye de minnet etmem. Haydi selametle. Zaten minnet etmesen pulların dökülür. Ya bana bak. Merkeze kadar bıraksaydım ya. İstemiyorum. Ben kendim giderim. Bağ bak kuzuya sakın argandan gelmeye kalkma. Yoksa benim yüzümü bir daha göremezsin anladın mı? İnatçı keçi. Ama sen nereye gidersen git bulacağım seni. Alo. Ruhi. Heh. Bana bak. Şimdi dediklerimi harfiyen yapıyorsun, tamam mı? Güzel. Raporunu ver bakalım Ruhi. Ha, Ruhi değil. Leon diyeceğim. Leon. Neyse. Hedef göründü. Hedef göründü ne yapayım? Vur. Ne? Ben dostlarımı vuramam Kuzey. Ne diyorsun sen ya? Boş yapma o zaman. Bırak bu tetikçi ayaklarını. Söyle bakayım. Ne yapıyor o kaçkın abi? Valizini sağ elinden sol eline aldı. Evet. Şu an başını kaşıyor.
Valizini tekrar diğer eline aldı. Ne yapayım oğlum ben bunları? Allah Allah, nereye gidiyor onu söyle sen. Sakın bana işimi öğretmeye kalkma Kuzey. Benim bir çalışma prensibim var. Eğer beğenmiyorsan git kendine başka bir tetikçi bul. Oğlum, Ruhi'cim, biz seni böyle tetikçi olsun diye mi tuttuk? Arkadaşımız diye gönderdik oraya, abartma. Neyse, şu an hedef Kuzey istikametine doğru yol alayım. Zaten Allah'ın emri, yani başka bir istikameti yok onun. Orası hiç belli olmaz. Bir kere insan kaçak olmaya görsün, bulduğu ilk limana sığınır. Burada deneyim konuşuyor. Başlatma lan deneyiminden. Benim mavişimin tek bir limanı var. Başka bir limanı olamaz, olmayacak. Olamaz! Aha! Ne oldu? Hedef büfeye yanaştı. Herhalde bir ihtiyacı az gibi oldu. Ben böyle bir zeka görmedim. Sen çocuk değil, boncuksun be oğlum. Tamam. Bak her hareketini rapor edeceksin bana mavişim. Ne yedi, ne içti, kimle oturdu, kimle kalktı, anladın mı beni? Tamam Kuzey. Sen o işi hiç kafana takma. O iş bende. Benim adım Özgür Tetikçi. Aferin. Leon neydi ya? Kaldı. Neyse Yıldız, moral bozmak yok ha. Sıfırdan başlamak böyle bir şey. Buyur kardeşim. Dört tane gazete, bir tane de su aldım. Sağ olasın. Açlıktan midem sırtıma yapıştı. Dünden beri ağzıma lokma koymadım ya. Hoş geldiniz, buyurun menünüz. Yok kardeşim, bağ menü gerekmez. Sen bağ bir çay getir. Bulup hemen çalışmaya başlaman lazım. Bunları sarı sayfalar. Bu olmaz. Aha! Ahanda buldum. Oto yıkamacı olabilirim. Güzel konuş. Vay! Ulan Ruhi, sinsi Ruhi. Ödümü kopardın ya. Daha önce oto yıkama görününü gözlemeci hiç görmemiştim Yıldız. Değişik bir fikir bence. Gözlemeciliği bıraktım. Kendi işimden kendim istifa ettim. Yaylayı da terk ettim. Hem senin abla ne işin var? Yoksa sen beni mi takip ediyorsun? Ya ne alakası var Yıldız ya? Ben bitkimle karşılıklı su içmeye geldim. Gelemez miyim? Olamaz mı ya? Sen niye sarı sayfalara bakayım? Hobi olsun diye Ruhi. Tövbe tövbe, niye olacak ula? İş arıyorum. Çalışıp para kazanmam lazım. Bugün şanslı günündesin Yıldız. Aradığın iş ayağına geldi. Hadi yine iyisin. Allah Allah. Ne edeceksin acaba? Beni yanına stajyer tetikçi olarak mı alacaksın? Matilda'm mı edeceksin beni? Ya saçmalama Yıldız. Ne alakası var ya? Mandıra'yı diyeyim. Gel hemen bugün başla. Yok ha, senin mandıran olmaz. Neye olmaz? Neyi varmış benim mandıranın? Hor görme bak beni. CV de istemeyeyim senden. Torpillüsün. Ama siz laftan anlamıyorsunuz mu? Ben kimsenin torpilini istemiyorum, kimsenin bağ acımasını istemiyorum dedim ya. Kendi ayaklarımın üzerine duracağım. Haydi oyalama beni. Aha da buldum.
Şanburnu'ndaki restoranda garson arıyorlar. Boşuna arama. Öyle bir yer şimdiye çoktan birini bulmuştur. Arayıp üzüleceksin. La ağzını hayra aç, ağzını hayra aç. Heh, alo, iyi günler. Ben bu gazetedeki ilan için aranmıştım. Heh, garson. Gelip görüşmek istiyorum. Tamam. Peki hemen bugün gelebilir miyim? Tamam. Birazdan oradayım. Teşekkürler. Ruhi'cim, arkadaşına şans dile. Gidip o işi alsın. Bulmamışlar mı birini? Yok, bulamamışlar. Gidip alacağım inşallah. Haydi. Haydi, görüşürüz. Söyle bakalım çakma tetikçi. Kuzey Pampa, senin... Kaşkın Maviş'in iş görüşmesine gideyim. Gitmesin, engelle, dönsün obasına. Engelleyemem, gitti bile. Çamburnu'ndaki restorana gideyim. Çamburnu'ndaki restorana bir de. Kızın orada bir dolu travması var. Benim yanımda önce Gülay'ı gördü, sonra Tülay'ı... Kızın adını bile hatırlamıyorum. Korkunç kız var ya, onu gördü. Ama dur ya. Belki travmasına iyi gelir, tetikler, vazgeçer. Sen takipte kal çocuk adam. Tamam Pampa. Tamam. Nereye gitti bu ya? Nerede bu kız? Bir ufak müsaade eder ablası. Siparişler geldi. Pardon. Hoş geldiniz efendim. Hemen ilgileniyorum. Ama ben şey için... Ay, siz ne yiyeceğinize karar verin. Sonra bana seslenirsiniz. Ama el ederseniz görmem. Seslenirsiniz, duyuyorum. Bahar deyin. Ben balık istemedim ki. Köfte istemişti. Ya öyle mi? Ama Arif abi, sen de balık dururken köfte yenir mi hiç? Balık ye bence, balık çok güzel, çok taze, çok güzel. Bakar mısınız? Onlar benim balıklarım olmasın? Olmasın. Yani istemiyorsunuz olmasın tabii canım, niye olsun, olmasın? Hanımefendi, saatlerdir balıklarımı bekliyorum. Siparişleri karıştırdınız. Ya kusura bakmayın, ben hemen hallediyorum. Arif abi, sen de köfte dururken balık yenir mi hiç? Ben sana hemen şimdi köfte getiriyorum. Hmm. Oh. Afiyet olsun. Mekanın bağa ihtiyacı var. Hanımefendi. Hah, demek kararınızı verdiniz. Ay ama aşk olsun, niye ayaktasınız siz hala? Gelin 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 şöyle. Hah. Oturun şöyle cam kenarına. Ay bakın hem buranın manzarası da harikadır. Hikmet! Hikmet! Ay bırak onları, bırak, toparlayamam. Gel hanımefendinin masasını temizle. Hemen ilgileniyorum Bahar. Bayılıyor boş tabaklara bakıp müşteri analizi yapmaya. Ay, şimdi ortaya bir salata yaptırıyorum. Meyve de getirelim ablaya. Yok meyve istemiyorum. Yaz sen yaz, müessesemizin ikramı. Yok ula, istemiyorum meyve falan. Siz Hikmet'e güvenin. O müşteri ne ister yüzüne bakınca şak diye anlar. Meyve, Başka bir arzunuz? İstemiyorum dedim abi. Ben buraya meyve sebze yemeye gelmedim. Ben buraya iş için geldim. Az önce telefonda da konuştuk ya. Ya hay Allah. Hikmet, patronu çağır hemen. Patron benmişim. Bak, ay bak çıkaramadım da. Telefonla konuşmuştuk sizinle değil mi? Unuttum gitti. Kafam kalıyor canım insanda. Haklısınız tabii, haklısınız. Siz de haklısınız. Sonuçta burası bir müessese yani. Bir yoğunluğunuz vardır. Biz mi? Biz kim? Bu koskoca restoranda bir ben varım. Ha bir de bizim komik Hikmet. Hoş, o da daha çok müşterilerle değil arkalarında bıraktıklarıyla ilgileniyor. Ben şimdi diyorum ki sizi bizi geçelim. Bana sen de. Sen daha önce böyle bir yerde çalıştın mı hiç? Daha önce böyle bir yerde çalışmadım ama kendime ait bir mandıram vardı. Kendim işletiyordum. Mandıra. İyi. Yani anlarsın bu işlerden değil mi? Anlarım tabii, anlarım. Ay anlarsın canım, ne olacak? Ben baştan söyleyeyim, askeri ücret veriyorum. Mandıradan kazandığını buradan kazanamazsın.
Senin bir şartın varsa şimdiden konuşalım. Yani benim için biraz şöyle, günlük alırsan paramı daha memnun olurum. Çünkü biraz nakde ihtiyacım var. Tamam canım, orası senin bileceğiniz. Hadi gel sana mekanı gezdireyim. Yok yok abi, ben gezmek istemiyorum. Ben biliyorum zaten, ara sıra gelirdim buraya. Ben de ara sıra gelirdim. Güzel zamanlardı. Burada önceden bir yaşlı bey vardı. Şimdi kendisini göremedim acaba, nerelerde? Resulünü kızına devredip gitti. Go, bın. Buraya bakmak da zavallı kızına kaldı. Garson, bakar mısınız? Sana diyor. Ne, bağ mı? Nasıl yani, oldu mu, tamam mı? Oldu mu, alındın mı işe? Hayırlı olsun. Anam hayırlı olsun. Tamam. Ben telaştan adımı söyleyemedim. Benim adım Yıldız. Ben hemen önlüğümü giyip işime başlayayım. Nerede önlük? İçeride. Go. Köfteleriniz geldi. Şu köfteniz. Şu da salatanız. Afiyet olsun. Var mı başka bir isteğiniz? Yok, teşekkürler. Tamam, haydi afiyet olsun ha. Alo, Selami. Nerede kaldın canım? Yapsak acaba? Ben elbisenizi alsam, kuru temizlemeye götürsem ha? Hem eskisinden daha güzel olur. Oldu canım. Selami'yi de çıplak karşılarım, değil mi? Ha, tabii. Öyle de olması yani. Çıplak. Alo. Selami. Sakın gelme. Az önce Yıldız. Daha yaşadım burada. Sen hani anlıyordun bu işlerden? Bak daha ilk günden bir müşteri kaçırdın bile. Anlıyordum ya, anlıyordum ama diyorum argamdan geldi, görmedim. Özür dilememe rağmen üstüme gelmedi, devam etti yani. Biliyorum, biliyorum, gördüm her şeyi. Ay sen alttan aldıkça kadın üstüne geldi ya. Ha, ayrıca altın aldığın için de çok teşekkür ederim. Hem fena mı oldu ya? Selami'nin de hayatını kurtarmış olduk. Ay vallahi aklı varsa bir daha görüşmez bu kadınla. Alo, Selami. Ne yapıyorsun? Ya ben toplayayım bari şuraları. Alo Selami. Alo Kuzey. Sağ havalı dişlerim var Pampa. Söyle bakalım Ruhi. Ne yaptı benim aşkitom, can kuşum, kaçkınım? Vaz mı geçti yoksa? Yok. Ama müşterinin üstünde ilk tabak çanağı kırdı bile. İki güne kalmaz kovulur. Aferin benim mavişime be. Kovdursun kendini. Ben onu kalbimin ekmağıyla beslerim. Köfte kimdi? Afiyet olsun. Balıklar da sizimiz. Sağ olun. Var mı başka bir isteğiniz? Tamam, afiyet olsun. Sizin var mı isteğiniz? Afiyet olsun. Pardon. Dünyanın en maviş gözlü garsonu. Bakar mısınız? Kuzey? Bu denizler renklerini gökyüzünden mi yoksa maviş maviş gözlerinizden mi alıyor tatlı kız? Sen ne diyorsun be? Nasıl buldun beni? Vallahi güzel buldum. 10 numara 5 yıldız. Biraz yorgunsun ama yine de güzelsin mavişim.
Laf salatası yapmayı kes. Ruhi haber verdi değil mi? Geldi söyledi benim burada çalıştığımı. Bu ne ya? Bu nasıl garson? Komşular yetişin, ben böyle garson görmedim ya. Birazcık hürmet. Hoş geldin bebeğim de. Seni görmedik uzun süredir, gözlerimiz yollarda kalmıştı de. Doyur beni yavrum. Menü istiyorum. Sağ menü yok. Senin doyuracak yemek burada yok, git başka yerde ye, defol haydi. Öyle mi? Ah! Bana vurdu. Ne? Bana vurdu. Ah! Sorun mu var beyefendi? Var. Sen beyefendi misin? Bana sordu. Var. Var hanımefendi. Bana tokat attı. Bebek su yüzüm hala sızlıyor. Yıldız, niye vuruyorsun adama? Bu iftira etme. Ben abi o kıza elimi bile sürmedim. Ben bu kadından şikayetçiyim. Vallahi şikayetçiyim. Ya sakin, sorun ne? Sorun şu, abi garga burunlu bey sardalya istiyor ama Karadeniz'de sardalya olduğu nerede görülmüş? Kendisine diyorum ya, git başka denizlere, açılama yok. İsrarla, ısrarla sardalya isteyip duruyor. Siz ne kadar kaba bir garsonsunuz ama ya. Efendim, sardalya yoksa dersiniz ki sardalya yok bizde, başka balık getireyim efendime dersiniz. Ama yok, ben inanamıyorum, bu kadar kabalık görmedim. Hadi bunu geçtim, müşterinin yakalarından denize atmaya çalışmak ne? Ne? Ama sen artık fazla oldun ha. Birkaç dakikaya kalmaz yaparsınız siz. Beni aşağıda atarsınız, atın, kovulsun. Vallahi kovulsun. Acilen kovulması gerekiyor. Ben şimdi senin kovmasını... Yıldız! Ya git, ne yapıyorsun Allah aşkına? Müşteri yok. Müşteriye tokat atmak nedir ya? Tamam. Ay, sen benim mekanımı kapattıracaksın gerçekten ya. Aa, hiçbir şey olmaz. Kendisi benim eski bir arkadaşım olur. Ya öyle desenize ya. Arkadaşın değilim ben senin. Vallahi arkadaş mısınız, düşman mı, ben bir şey anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Kendisi benim ayaklarımın üzerinde durmamdan çok rahatsız. Ekmeğimle oynamaya gelmiş abi buralara kadar. Ekmek? Gitti, yandı balıklar, yandı balıklar ya. Ay. Ama yapamayacaksın Kuzey Efendi. Ekmeğimle oynatmayacağım seni. Telefon çalıyor. Aa, Bulut. Ne Bulut ya, açık hava. Alo Bulut, canım. Bulut ne be? Sesini duydum, çok daha iyi oldum Bulut'um. Aporlere verir misin? Ben de duymak istiyorum. Ver aporlere. Ya bazı biraz sus be. Yok yok Bulut, sağ demedim yok. Etrafında bir sinek vızıldıyor da. Evet canım he. Ne, Ordu'ya mı geldin? Ben de Ordu'dayım. Perşembedeyim. Çamburnu'nda bir restoranda çalışıyorum. Tamam, tamam gel. Gel tabii, gel. Ama gece 12'de gel. Ha, iş bitmiş olur. Rahat rahat sohbet ederiz. Tamam canım, öptüm. Niye öpüyorsun ya? Sen kara kara Bulutları niye öpüyorsun? Bulut benim gankam. Gankan mı? Ne gankan ya? Senin Ruhi'den başka adam gankan var. Ben niye bilmiyorum? Zamanında beni bırakıp gitmeseydin senin haberin olurdu gankamın kim olduğundan. Fakülteden arkadaşım. Birbirimizin omzunda azalamadık. Ay. İğrenç, yağmur bulutu, kara kara. Zaten 12'de buluşmak nedir ya? Senin sabah işin var burada. Yat, uyu, erken, dinç kalk. Sen ne ula? Sen kimsin? Bir saniye, kızlarım arıyor. İyi, git kızlarınla konuş. Efendim büyük kızım. Babacığım, biz şimdi çok güzel bir restorana geldik sahilde. Annemizi de aldık yanımıza. Hep beraber yemek yiyelim diyoruz. Ben tokum kızım, afiyet olsun. Sen de mi gelsen acaba ha? Bir gecelik eski günlerdeki gibi hep beraber olsak. Kızım gelmeyeceğim. Kız kıza takılın siz. Ama babacığım, yani biz kız kıza takılmak istemiyoruz ki. Eskisi gibi böyle ailecek birlikte olmak istiyoruz. Tamam tamam tamam. Bakarız. Gelir. Şule ile kızlar toplanmış, yemek yiyorlarmış. Beni de çağırıyorlar. Niye git ye? Aa, böyle boş boş işler peşinde dolanacağını git kızlarınla karınla yemek ye. Sen de git. Kara kara bulutlar geliyor. Durma burada, git. Kapkara değil, pambık gibi bulutlar. Hem belki tanısan sen de severdin. Belli mi olur? Belki bir gün sizi tanıştırırım. Yalnız dikkat et. Kuzey rüzgarı sert eser, o pambık gibi bulutlarını dağıtır.
Ne güzel söyledim lan. Bunu mutlaka bir yere yaz. Çal. Yuh! Bu ne be? Dalga mı geçiyorlar bizimle lan? Alo! Bakıver buraya. Bu ne? He, yani biz hesap diyoruz ama adisyon diyen de oluyor. Biz de buna kazık diyoruz. Galiba sen başka müşterilerinin yiyip içtiklerini de kitledin bize. Yo. Hepsini bir güzel siz yediniz içtiniz beyler. Hadi lan. Benim niye bu içtiğim dördüncü beşinci şişeden haberim yok? Şu üçüncüden sonrasını sayacak haliniz yoktu da ondan. Şş. Bana bak Siyuridin. Mezeleri dayarken tatlı tatlı buyurun efendim demesini biliyordum. İş hesaba gelince atar mı yapıyorsun lan sen bana? Yok canım. Yani size öyle gelmiş. Ben bir daha bakayım şu hesaba. Yani bir yanlışlık varsa düzeltiriz. Dur ben düzeltiyorum onu. Dur. Al düzeltti. Al. Hesap yoksa ödemedim yok. Höst ula. Höst. Sen çekil bakayım şöyle. Bir itirazınız varsa adam gibi söylersiniz. Adisyon fırlatmak da neymiş? Benim tepeme attırmayın gece gece. Çekil. Çekil. Bana bak. Ya hesabı adam gibi ödersiniz ya da bu adisyonu size yediririm. Ödemiyoruz lan. Ne yapacaksın? Eşek gibi ödeyeceksin. Bir de elinin hamuruyla kafa tutmazlar mı? Elimin hamuru he. Elimin hamuru. Püh, al sağ elimin hamuru. Alo, ne oluyor lan? Al bunu la. Gel la buraya. Vurma, vurma tamam. Düştüm. Defolun. Al, al hep senin olsun. Hep senin olsun. Al. Kalk ulan kalk. Aa, bir daha buraya gelirsiniz ayağınıza beton döküp denize atarım hepinize. Dakikam için. Yıldız. Kovuldun. Ne? Garsonluk senin neyine ha? Ben seni bodyguard olarak işe alıyorum. Helal olsun kız sana. Yarın gel hemen başla. Sana iki katı yövmeye vereceğim. Aa yok istemez. Ben öyle. Hobi olsun diye adam dövüyorum. He doğuştan yani. Tamam canım. Sen bilirsin. Al bakalım patron. Teşekkür ederim. Ha şu bodyguard kişini de bir düşün istersen. Rahatladım. Rahatladım ha. Hey Wonder Woman. Çıkıyorum ben. Günlük paran 100 lira artı bahşiş. He ama bak her adam dövmeye bahşiş veremem baştan söyleyeyim. Ayda bir dövmeye çalış. Tamam sağ ol. Yarın görüşürüz. Ya aylardır kendi kendimle yürümekten kafayı sıyıracağım. Eğer evin yolumun üstündeyse beraber yürüyelim mi? Yani eğer bir evim olsa yürürdüm tabii. O ne demek ya? Yani nerede kalıyorsun? Burada kalabileceğin bir yer var mı? Böyle küçücük bir yatak olsa da olur bağ. Var, var. Yani şu kulübede yatarım diyorsan. Evet. Mini minnak kulübemiz de burasıdır. 1+0 olup ama deniz manzaralıdır. Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Yeni evin hayırlı olsun o zaman. Hadi iyi geceler Wonder Woman. İyi geceler.
ya, kutu gibi. Ay. Alo Bulut, geldin mi? Adam, seneler sonra en yakın dostunu göreceği için çok heyecanlıydı. Ah, başladı yine bizim masalcı Bulut. Sessizliğin en sahur edici yerini de fakülte kütüphanesinde tanıştıran zaman, şimdi yine gecenin sessizliğinde birleştirdi dostları. Ve adam sonunda geldi. Bulut! gel, gel, ne duruyorsun? Gel de sarılalım. Ay, hoş geldin ya. Çok özlemişim ya ben kankamı. Ben de çok özledim seni. En çok şey demeni özledim baba. Nasıl diyordun? Ahoy mu? Ahoy, ahoy. Hayır. Oh hey. Oh hey. gel, gel, ne duruyorsun? Gel, gel şöyle otur. Az biraz yüzünü hatırlayayım ya. Unutursun. Ordudan çıktığın mı var? Gerçi böyle bir yerden de çıkılmaz ha. Çok güzelmiş burası. Tam senlik. Değil mi? Bir yere dükkan açmışsın kanka. Hep sen mi işletiyorsun? Yok. Garsonum ben burada. Garson mu? Bu adam doğru yıldıza mı geldi acaba? Adamın tanıdığı yıldızın mandırası vardı. Epey de zengindi. Adamın tanıdığı yıldızın babasına aitti her şey. Adamın tanıdığı yıldızın babası zengindi. Ben artık kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Her şeye sıfırdan başladım yani. Yaman neyse beni boş ver. Sen anlat. Hayırdır, niye geldin? Sıkı dur. Buradaki kütüphanede göreve başladım. Ne? Nasıl yani? Artık geldin yani eskisi gibi artık beraber miyiz? Evet. Ama bir aylığına. Geçici bir görev yani. Ama kankacığım burada olmasaydı ben bir yolunu bulup reddederdim. Olsun, olsun. O zaman hoş geldin, yemeği yiyelim beraber. Sen beni bekle burada, ben hemen bir şeyler hazırlayıp geliyorum, tamam? Hazırla tabii. Çünkü bu adam sadece senin için geldi yalnız. Senin için.